Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. Gazetelerde öne çıkan haberlerle sizlerleyiz. İlk haberimiz Korkusuz Gazetesi'nden. Mersin'de halk ekmek kadınlara emanet. Keşke her belediye kadınları böyle düşünse başlığıyla karşımızda. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentteki 38 halk ekmek büfesinin işletmesini kadınlara verdi. Özellikle maddi zorluk çeken kadınlara iş imkanı tanındı. Haber, Mersin'in ekmekleri kadınlara emanet başlığıyla Karar Gazetesi'nde de yer aldı. Sıradaki haberse mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı başlığıyla Evrensel Gazetesi'nden. Toroslar ilçesinde geziye çıktıkları otobüste kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Üniversite öğrencilerine her sabah çorba başlığıyla Hürriyet Çukurova ile devam ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Bir Ekmek Bir Çorba projesi kapsamında Tarsus Üniversitesi'nin girişine yerleştirdiği büfede her sabah öğrencilere çorba dağıtıyor. Hürriyet Çukurova ile devam edelim. Kadın ve aile için gönüllü oldular. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, belediye hizmetlerine gönüllü katılım toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda gönüllülük çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Mersin İmece Gazetesi'nde yer alan haberse şöyle, 300 milyon lira yatırımımız söz konusu. 11 yıl önce Erdemli Belediyesi'nce ihaleye çıkarılıp inşaatına başlanan, 2014 yılından sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Erdemli Toptancı inşaatı 2018 yılında durmuştu. Başkan Vahap Seçer, 11 yılda sadece %45'i tamamlanan Erdemli Toptancı en kısa sürede tamamlanması için düğmeye bastı. Erdemli programı kapsamında hal tesisi inşaat alanını gezen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Seçer, hal için ihaleye çıkacaklarını ve en kısa sürede bitirmek istediklerini ifade etti. Yeni Güney Gazetesi'nde yer alan haberse şöyle, sporda alışılmışın dışında işler yapacağız. Öğrencilerin 2024 yılına kadar belediye otobüslerine 1 liradan binmeye devam edeceğini müjdeleyen Başkan Seçer, spor camiasına da alışılmışın dışında işler yapacağı sözünü verdi. Büyükşehir Belediyesi il genelinde faaliyet gösteren 85 spor kulübüne 583.145 liralık malzeme, 81 spor kulübüne 239.400 liralık maddi yardımda bulundu. Yeni Güney ile devam edelim. 2019 yılında 9.880 olaya müdahale. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri arama, kurtarma ve afet olaylarına etkin bir şekilde müdahale ederek halkın can ve mal kayıplarını en aza indirmek için çalışıyor. Ekipler 2019 yılında 9.880 olaya müdahale etti. Çukurova Gazetesi'nde yer alan haberse şöyle, Büyükşehir öğrencilerin tatiline renk kattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi yarı yıl tatili dolayısıyla karnelerini alan öğrencilere Çukurova'nın en büyük ve tek hayvan parkı olan Tarsus Hayvan Parkı'na ücretsiz gezi hediye etti. Uygulamadan memnun olan binlerce öğrenci her gün Tarsus Hayvan Parkı'nı ziyaret ederek yarı yıl tatillerini en güzel şekilde geçiriyor. Tarsus Hayvan Parkı'nı geçtiğimiz hafta sonu 5500 kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nden Mersinlilere kar sürprizi başlıklı haberle Mersin Ekonomi Politika gazetesine dönüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Mezitli sahilinde yer alan Galatasaray meydanına 7 kamyon kar getirdi. Sabah yürüyüşüne çıkan Mersinliler karla kaplı meydanı görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken kartopu oynadı. Sesli Gazete'de sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdiki haberimiz ise Mutun Sesi gazetesinden. Büyükşehir'in kurslarında Mut'ta 265 öğrenciye eğitim. Özellikle dar gelirli gençlerin çeşitli imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye hazırlık aşamasındaki fırsat eşitsizliğini eğitim ve öğretimi destekleme kurslarıyla ortadan kaldıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, biri şehir merkezinde, 7'si ilçelerde olmak üzere toplam 8 kurs merkezinde iyi bir gelecek hayali kuran gençlere destek oluyor. Mut ilçesinde 15 öğretmenle haftanın 6 günü ortalama 25 saat eğitim ve öğretim desteği alan 265 öğrenci, kendilerine sağlanan bu imkanlar karşısında hedeflerini büyüttü. Ve sona geldik. Mersin Kadın Gazetesi'ne bakıyoruz. Büyükşehir Belediyesi 118. doğum gününde Nazım Hikmet'i andı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyük Türk şairi Nazım Hikmet'in 118. doğum günü dolayısıyla Nazım Hikmet karikatür sergisi ve sanatçı Hasan Yükseler'in sahne aldığı Sevda Ateşten Gömlek adlı konseri düzenledi. Sesli Gazete'nin bu haftalıkta sonuna geldik. Yeni haftada yeni haberlerle görüşünceye dek hoşça kalın.